Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu şekilde çatlamış olan nemini sağladıktan sonra çatlayan ahşapların nasıl en basit şekilde doldurulup zımparalanabilir hale geldiğini göreceksiniz. Bu benim yaptığım bazı el oyma işleri. Daha sonradan nemini tam salmadığı için gerçekleştirdikten sonra daha sonra nemini saldığında bu şekilde çatlaklar oluştu. Bu çatlakları nasıl dolduracağız? Hep birlikte onu göreceğiz. Eğer bu tür videoların devamının çekilmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Bu işlemi bildiğiniz beyaz tutkal. Ben küçük boyda bir tane satın aldım ve daha önce elde edilmiş ahşap talaşından ikisini karıştırarak yapacağız. Şimdi şu büyük parçaları alacağım daha sonra. Şöyle biraz talaş koydum. En ince kısımlarını kullanmak istiyorum. Burada zımparalama tozu da var. Şu gördüğünüz gibi. Biraz kalın kısmı da var. Bu işlem için bir tane çerez vesaire tarzı bir şey ambalajını kestim. Şimdi bıçak bulayım. Şu bıçağımın ucu kötü. Onu kullanacağım. Sanıyorum ucunu da kesmem gerekiyor. Bunu yeni aldım. Nasıl bir sistem var bilmiyorum ama. Herhalde böyle bekliyor bu. Şu kısımdaki şeyleri de tam olarak temizleyeyim. Biraz fazla geldi ama olsun. Şimdi gördüğünüz gibi talaşla tutkalı güzelce karıştırıyorum. Bu işte bir ambalajın üzerinde yaptım. Verimli şey olmaması için. Daha sonra güzelce şöyle bastıra bastıra. Daha sonra bu kısımları zımparalayacağız kuruduktan sonra. O kısmını da videosuna ekleyeceğim. Tutkal ve şey yardımıyla hep birlikte şey yaptım. Daha sonra kalan kısımlara da talaş sürdüm ki daha kolay silebileyim. Gördüğünüz gibi orayı doldurduk. Şimdi arka taraftan başlayacağım. Gördüğünüz gibi şu kısımdaki çatlaklar da derin. Buraya elimi yaptım. En büyük çatlağım şurada. Asıl bir kişi burada yapacağız. Bu işlem için ben birçok hazır dolgu malzemelerini de denedim. Fakat en başarılı sonucu bu tutkalla aldım. Bunu güzelce doldurup bu şekilde
Evet, şimdi bu iki parçayı kurumaya bırakıyorum. Daha sonradan buraları zımparalayıp düzleştireceğim ve son halini sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, yapıştırdım, tutkallar kurudu gördüğünüz gibi. Şu ara kısmı doldurdum. Yetersiz gördüğüm için zımpara işlemi yapacağım. Şurası gayet güzel kapandı. Burada bir çatlak vardı. Şimdi birazdan zımpara işlemi yapacağım. Bu zımpara işleminden sonra bakalım nasıl şey olacak, hep birlikte göreceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi zımparalama işlemini gerçekleştirdim. Şunu bir kere üzerindeki toz gitsin diye yıkadım. Kuruyunca çok fazla belli olmuyor böyle, yani şu şekilde oluyor. Aynı ağacın tozunu kullandığınızda tutkalla çok belli olmadan halledebiliyorsunuz. Bu şekilde çatlakları kapatıyor, yani güzel bir görüntü elde ediyor. Daha ince tozla buraları bir kez daha yapıp bir kez daha zımparaladığınızda daha mükemmel sonuç elde edebiliyorsunuz. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın.